Siz oynamaya başladınız oyununuzu. Evet, oynamaya Büyük başladım. Aşkların sonuncusunu. Evet. Peki. Kaç tane oynadınız? 13-14 tane oynamış. Büyük aşıkların sonuncusu. Çok özür dilerim. Ben yanlış gördüm. Estağfurullah. Yani gözlüklerim de yetmiyor artık. O kadar yaşlandım ki yani sürekli numarayı yükseltmek gerekiyor. Arada kaynayabiliyorum. Çok önemli. Büyük aşıkların sonuncusu. Evet, neden ben... buna dikkat ediyorsunuz özellikle? Çünkü aslında orada evet o büyük aşıkların sonuncusu kim sorusu önemli. Önemli daha doğrusu pardon. Hangi karakterler? Yani biraz seyirciye kalmış bir soru. Görmeyeli sizin çeneniz açılmış. Yani eskiden... Bana hiç fırsat vermeyin ne olur. Ben bir başlarım. Ama böyle belki eski programlarda çok hanım hanım oturuyordunuz da onun için. Şimdi bu tiyatro tabii hayatınızda önemli bir yer evet. Tutunca çeneniz düştü. Tutkulu olduğumuz konularda konuşmayı seviyoruz. Evet. 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 Yani böyle bu adamı da benzettiniz. Bu adamı da benzettiniz. Bu böyle değildi. Türkiye'nin en çok gişe yapan sinema oyuncularından biri kendisi. O geldi, ama o tiyatroya soktunuz adamı. Bunda bir heyecan şey yapacak. Eskiden böyle değildi. Cool bir adamdı. Gelirdi, içerdi, eğlenirdik. Hep beraber ne mutluyduk. Şimdi böyle bir şey oldu. Ya, sinir basıyor tiyatroculara. Tabii biraz. Ya da sinir bastığı için tiyatroya yöneliyorsun. Hani yeteri kadar bastıktan sonra bir alan lazım bunu atacak. Ne olmuş ayol? Bir dili çözülmüş bunun böyle. Bir her şeye bir cevap. Ne oldu ayol? Ben kitabımı okuyorum. Kaç yaşına geldiniz? Kaç yaşına geldiniz efendim şimdi? Bu bir hanımefendiye sor... Yok. Tabii sorulur. 35. Aksine sorulması gerekiyor. 35 yaşındayım. Sizin gibi güzel hanımlara. 35 yaşındasınız. Evet. Hiç göstermiyorsunuz. Çok teşekkür ederim efendim. Vallahi. Ha? Seviyorum yaşımı ya. Ya 20 yaşında gibi görünüyor ya. Ya şimdi 20 yaşındaki kızlar senin gibi görünmüyor. Estağfurullah. Obeziteden. Vallahi. Bilmiyorum. Çok fena. Gençler de obezite. Çok kötü. İçe yani yediğimiz şeylerin içindeki prezervatif ve şekerlerden dolayı da olabilir. Prezervatif mi var yediğimiz şeylerin içinde? İşte evet var evet. Siz bilirsiniz yenilebilir prezervatif vardır. Evet. Kimler? Japonlar yaptı onu. Amerikalılar. Amerikalılar mı yaptı? 70'lerde yaptı. Hocam iyi bir giriş olmuyor. Biz sizi yani ciddi ağırlamak istiyoruz yeni kitabınızla. Ne yani yapayım? Konuyu açmayın. Ne yapayım? Yani? Konuyu açmamak lazım. Belki evet. Yenilebilir değil, yenilenebilirdir o. Evet. Yenilebilirdir. Yenilebiliri var. Yenilenebiliri yani, yok. O çok kötü olur. Prezervatifin yenilenebiliri olur mu canım? Aman atalım gitsin. Efendim çok güzel bir oyun yapıyoruz. Peki evet onu dinlemek istiyorum. Şimdi biraz bahsedeyim mi sizin oyunuzdan elimdeki notlardan? Neil Simon'dan kadın erkek ilişkileri üzerine zamansız bir romantik komedi. Uzun yıllardır lise aşkıyla evli 40'larındaki 3 çocuk babası siz oluyorsunuz. Restoran sahibi başarılı iş adamı. Bernie Cashman, evet, doğru Bernie söyledim. Cashman efendim, doğru. Yaşı itibariyle hayatını sorgulamaya başlamış ve tüm hayatını özetleyen kelimenin fena değil olduğunu fark etmiştir. Kendisi ve karısı için tek düze bir hal alan evliliğini de gözden geçirmektedir. Bu sebeple ömründe bir kez olsun çizginin dışına çıkmaya ve hayatına biraz olsun renk katmaya karar vererek 3 randevu planlar. İlk olarak... İçmeyi seven, lafını pek sakınmayan bir kadın olan Elaine, ikinci olarak kendisinden genç ve çatlak bir aktris olan Elizabeth ve son olarak da dünyanın belki de en karamsar kadını olan arkadaşının karısı Janet'la buluşur. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Zamanın değiştiremediği kadın erkek ilişkilerini yepyeni bir vizyonla ve yine yeniden ele alan oyun, her izleyeni içine alacak sürprizli, keyifli bir seyir vaat ediyor. Sevgiyle birleşirsek insan oluruz mottosuyla. Neil Simon yazıyor. Çok sevdiğim Zafer Kayaokay yönetmiş. Nagihan Cemcir çevirmiş. Kim yabancı gelmedi bana. Evet. Dramaturg Dilek Tekintaş. Bayılırım Dilek'e. Bizim de oyunlarımızın dramaturgudur. Yapım Funork Optimum Pictures. Oyuncular Yasemin Alın, Murat Cemcir. 110 dakika. Çok iyi. Çok müthiş. İki perdesiniz. İzleyesim geldi o vallahi. Güzel oyunmuş. Gidelim biz buna. Evet. Harikulade. Harikulade. Nasıl tepkiler var seyirciden? Size sormuyor. Çok arada araya girer zaten. Size soruyor efendim. Buyurun. Ya şöyle. Sizi taktı. İlk 10 dakika seyirci bir şaşırıyor. Şaşırıyor. Evet. Neden? Neden şaşırıyor? Şu yüzden. Şimdi benden seyirci daha komik bir şey bekliyor böyle. Ya da mesela gördüğü zaman böyle hemen gülmek istiyor. Ben de hemen beni gördüğü zaman gülmek istediği bir oyun yapmak istemedim açıkçası. Bravo. Fakat zaman sonra gülmek istediği bir oyun yapmak istedim. O yüzden bu oyunu seçtik hep beraber. Üç farklı karakter anlattığın gibi. Üç farklı zamanda, üç farklı kadınla beraber oluyor. Olmaya çalışıyor Barney. Bir dakika. Hepsini o mu oynuyor? Evet. Bir oyuncunun rüyası. Vay. Normalde oyunun orijinali dört kişi, üç kadın, bir erkek. Dedim ki ben yani acaba dedi bana tek başıma erkek olarak
Hepsini ben oynayacağım mecburen zaten ama Neil Simon'un yazdığı gibi. Fakat kadınları 3 ayrı kadın değil de tek bir kadın oynaya ki o kadın hem güzel ola, hem komik ola, hem de üçünü birden becerebile. Üzerinden. Üç kişinin egosu. Peki ol dediniz, oldu mu bu şimdi? Yani, nasıl oldu? Ben ittifat gibi kabul ediyorum ama üç kişinin egosuyla uğraşmak istememiş galiba Murat. Yani üç kadın, bir de Okan, üç kadın turnede biraz zor. Üç kadın turnede ama ben üç kişiye zor. De yetiyorum galiba yani. Ya şey beni aradı. Turneye çıktınız mı? Yurt dışı, şehir. Henüz daha çıkmadık. Bir defa Bursa yaptık. Orada turne. Evet, Bursa'ya gittik iki defa. Ama Ankara'ya gitmek çok kolay. Ankara'ya Bursa'ya gitmek 1,5-2 saat buradan şeye eve dönerken zaten o kadar. Yani Ankara. Eve döneceğine Bursa'ya gidebilirsin. Tabii. Ankara ve Eskişehir'e gittik. Ha işte ne oldu, unutuyorsunuz. Ben unutmadım. Eşlerini gitmediniz de bir kere Bursa'ya gittik dedi. Ankara ne işte, Ankara'ya gitmişsiniz. Ankara'ya gitmişiz biz Ankara'ya. Gittiniz. Gittik. Evet. Ben yurt dışı dedim. Ben olmayan şeyleri artık hayal. Yurt dışına da gidebilir oyunumuz. Ankara tiyatro seven bir şehirdir. Ankara evet, kesinlikle. Evet, çok güzel. Şahane bir seyirci. Eski bir geleneği var yani. Ben Ankaralı olduğum kesinlikle için bilirim yani. Şahane bir seyirci.